Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde ne var? Bayern Münih maçı var ama Bayern Münih maçında Icardi'nin oynayıp oynamayacağı sorusu gerçekten de bugünün en çok merak edilen konusu oldu. Tabii bu konuda net cümleler kurmak çok kolay değil onu özellikle söyleyebiliriz. Son antrenmana henüz çıkmamıştı antrenmanın basına açık olan bölümünde ama oynayıp oynamayacağı konusunda biraz fikir yürüteceğiz. Daha doğrusu sadece fikir yürütebiliyoruz. Çünkü Yener İnce ile Doktor Yener İnce ile bir görüşme halinde olduğunu biliyoruz ama Galatasaray'ın gündeminden bugünün güne bugüne yansıyan neler var onları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Hemen Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkıya devam ederseniz mutlu olacağız. Bu arada tabii birkaç tane e, konu var. E, Viktor Nelson konusu var, bir Sasha Boye konusu var, iki ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubundan, yani bu gruptan çıkarsa Erden Timur'dan. Okan Burak'a bir hediye var, onu da kim olduğunu sizlerle paylaşacağız ve hemen isterseniz şöyle başlayalım. Bir kere kadro için ne düşünüyoruz? İsterseniz önce oradan başlayalım, kadro konusundan başlayalım. 17'de bir basın toplantısı yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk. Onunla ilgili detayları söyleyeceğim ama benim beklediğim kadroyu baştan söyleyeyim. Çünkü bazen diyorsunuz ki sona bırakıyorsunuz merak ediyoruz. Mustera, Saşaboy, Boy, Davidson Sanchez, Abdülkerim, Bardakçı, Angelinho. Önlerinde Torreira, Kaan Ayhan. Önde Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha ve ikardi ya da Barış Alper böyle bir kadro beklediğimi söyleyebilirim Hemen şunu da söyleyelim bir basın toplantısı düzenledi maç öncesi basın toplantısında Okan Buruk neler söyledi hemen onları da sizlerle paylaşayım. Nelson konusu soruldu. Nelson konusunda oynamadığı için mutsuz diyor. Empati yapıyorum. Zamanı geldiğinde oynayacak diyor. Abdülkerim Solbek oynamaktan mutlu değil diye bir cümlede söyledi. Yani bir anlamda şu söylediğimiz kadroyu teyit eder bir ee, bir şekilde e, cevap vermiş oldu. Çok çok izlemişsinizdir diye detaylarına girmek istemiyorum ama gördüğüm bir görüntü var. Hemen bu basın toplantısının sonrasında e, bir e, antrenman vardı ve bir kısmı basına açık olan antrenmanda e, gördüğüm iki sahne var. Gerçekten de bu sahneler pek de hoş değildi. E, Erden Timur, Victor Nelson bir kulübede oturuyor, yanına gidiyor. Hani şöyle... Victor Nelson kerhen uzattı elini. Yani bu kadar değil artık. Profesyonel bir oyuncusun artık bunu yapmaman gerekiyor. Aynı şekilde Okan Buruk da Nazik bir şekilde gitti elini sıkmak için yine yerinden kımıldamadan e, elini uzattı. Yani e, artık ipleri koparmış durumda. Kesinlikle Galatasaray'da kalmayacağı çok net. Hatta bugün bir açıklaması var 25 milyon euroluk oyuncuyum çıkış maddem var 14 milyonluk oyuncuyu oynatıyorsunuz. 14 milyon euroluk beni oynatmıyorsunuz diye de bir çıkış daha yapmış ki artık iplerin koptuğunu bu noktada söylememiz mümkün. Onu özellikle vurgulayalım. Şimdi e, tabii ki e, bu tür maçların e, gözlemcileri çok fazla oluyor. Bu manada Galatasaray'ın yine gözlem altına alınacak oyuncuları olduğunu vurgulayabiliriz. Ama Bayern Münih ile ilgili birkaç önemli noktadan bahsedeceğim. Icardi konusuna sonra geleceğim. Bayern Münih konusunda... 6 senedir gruplardan yenilgisiz çıkıyor, yenilmeden çıkıyor. Avrupa Kupalarında Türk takımlarına karşı hiç kaybetmedi. Thomas Tuchel de grubumuzu lider bitirmeliyiz diyor ve aksi bir durumun söz konusu olmayacağını vurguluyor. Tabii hani bakalım Manchester United'da Galatasaray'ı yeneceğini düşünüyordu ama hayat öyle değil. Kağıt üzerinde başka şeyler oluyor. E, sahada başka şeyler oluyor. Tabii ki maçın favorisi Bayern Münih gibi görünüyor ama iş öyle o kadar kolay olmuyor. Tabii neden kolay olmuyor onu da söyleyelim. Biraz da e, eksiklerin de çok çok önemli payının olduğundan bahsetmek istiyorum. Goretzka merkez orta saha oyuncusu, Gnabry sağ kanatta, eee orta sahada Upamecano, stoperde Neuer kaleci zaten uzun süredir oynamıyordu. Ve Guerrero Solbek e, oynamayacak oyuncular zaten İstanbul'a getirilmedi. Son maçında da Mainz'i 3-1 deplasmanda yendi. O maçta da yani sonuca gitme açısından çok önemli. Maçı izlediğinizde çok net göreceksiniz. Savunma... E, zafiyetlerinin üst düzeyde olduğunu söylememiz gerekiyor. Bir de o maçta oynayan e, Goretzka'nın da sakatlığını e, bir şekilde söyleyelim. Tabii bütün bunlara rağmen tabii şunu da söylememiz lazım. Harry Kane gibi bir marka var. Leroy Sané, Musiala, Coman, e, Kimi, e, Kim Minje, Delit, Çupomoting e, yani e, say say bitmiyor Mazrui yani çok oyuncu e, var ama e, ki Matias Tel hani Renden alınan çok e, geleceğe yatırım olarak alınan oyuncu. Bütün bunlara baktığımızda tabii ki e, önemli ama şu oyuncular olsa daha mı e, zorlanırdı Galatasaray'ın işi zorlu olurdu? Daha zorlu olurdu onu söyleyebiliriz. Mesela geriden oyun kurarken Ulrich kalecileri e, oyun kurma konusunda hatalar yapabiliyorlar. Ama bundan da vazgeçmiyorlar. Bundan mutlaka Galatasaray yararlanacaktır. Çünkü Galatasaray'da ön alanda baskıyı iyi yapıyor. Yalnız buradaki en büyük tehlikeden bahsetmek istiyorum. Çünkü çok ciddi bir tehlike. Ön alan baskısı yaparken öne çıktığınız andan itibaren müthiş bir hızla karşı alana geçiyorlar. Yani onu da özellikle söylemem gerekiyor. Bazen Leroy Sané bazen Musiala yani gerçekten çok dikkat etmek lazım. Orada eğer o baskıyı kırarlarsa kırdıktan sonra çok hızlı geçiş yapıyorlar ve zaten golleri de öyle buldular Mainz'a karşı. Onu da özellikle söyleyeyim. Tabii Bayern Münih takımını hepiniz tanıdığınız için çok da böyle hani detaylarına girerek anlatmak istemiyorum. Dönüyorum şimdi e, Mauro Icardi'ye e, bizim için çok değerli. E, yani Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden çıkması ülke futbolu adına çok çok önemli bir durum. E, oradan yukarıya doğru gitmesi ve e, bu manada da Mauro Icardi'nin oynamasının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ee, şöyle bir durum var, ee, yoğun bir tedavi uygulanıyor ve e, ağrı eşiğinin yüksek olduğu, iğne ile oynamaya da sıcak bakacağı söylenen e, bir durum e, ve oyuncunun oynamak istediğini de söyleyebiliriz. Hatta bundan önce bir video yapmıştım, orada %50, %50 dedim, ya %50 zaten biliyoruz. Yani %51 diyeyim o zaman, e, oynamak istiyor çünkü e, zaten bugün... E, Okan Buruk'ta yaptığı basın toplantısında yarın karar vereceğiz dedi. Onu söyleyebiliriz. Yani ağrılarını durdurmak adına bir enjeksiyonla oynama ihtimali var. Sadece merak edilen konu doktor Yener İnce ile konuşulacak konu o. E, bu maçı oynarsa sonrasında kaç maç kaçırır ya da kaçırır mı sorusunun yanıtı aranıyor. Onu özellikle söyleyelim. Bu arada ilginç bir not var. Kamil Grabara vardı biliyorsunuz Galatasaray ile ilgili söylediği sözler nedeniyle eleştirilmişti. E, Kopenhag'dan 13 milyon 500 bin euroya Wolfsburg'a transfer oldu. Enteresan bakın Şampiyonlar Ligi'nin nasıl böyle özellikleri olduğunu net bir şekilde gözlemlemiş olduk. Muhtemelen işte oyuncuyu e, takip altına aldılar bu grupta ve sonuçta da 13 milyon 500 bin euro bu manada e, Arsenal'de e, Sasha Buey'i takip altında tutuyor e, Sasha Boyi'ye takip altında tutan Milan var ve Manchester United'da var şimdi onlar da devreye girdiler ve Arsenal'in e, İngiliz basınına yansıyan haberlere göre bu transfer için ortaya koyduğu bütçe 20 milyon euro olacak diye İngiliz basının açıklaması var. Tabii göreceğiz yani 20 milyon euroya Galatasaray verir mi vermez mi? Ya da bu rakam 20 milyonun üstüne çıkar mı? Onu da zaman içerisinde göreceğiz ve değerlendireceğiz diye söylüyorum. Şöyle notlarıma bakıyorum söylemediğim herhangi bir şey var mı diye. Tabii ki Erden Timur'dan Buruk'a eğer... Gruptan çıkarsa Galatasaray bir hediye transfer gerçekleşecek. Ondan da bahsedelim. Çünkü ancak o gruptan çıktığınız zaman gerçekleşebilecek bir transfer. Adrian Rabiot'dan bahsediyorum. Juventuslu oyuncu. 28 yaşında ve şöyle söyleyelim sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Hem merkez ortası hem ön libero oynuyor biliyorsunuz. Sergio Oliveira artık tamamen gözden düştü. Yani biraz önce kadroyu verdik. Kaan Ayhan Torreira gibi düşünüyoruz. 2022-23'te 48 maç oynadığı oyuncu. Bu sezonda 9 maç, 1 gol, 2 asisti var. 40 milyon euro gibi bir değeri var ama az önce söylediğim gibi 30 Haziran 2024'te sözleşmesi bitiyor ve Şampiyonlar Ligi'nde yola devam edecek bir takımda. Oynamak istiyor. Yani en büyük kozu Galatasaray'ın eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarsa bu olacak ve gerçekten de Galatasaray için yarın çok çok değerli, çok önemli bir karşılaşma oynanacak. Onu da özellikle söyleyelim. Maçı da Davide Massa İtalyan hakem yönetecek. Maçın da 19.45'te başlayacağını söyleyelim. Gerçekten de Galatasaray adına önemli bir karşılaşma. Başarılar dileyelim. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.